satın aldım. Öndeki yayın hayatında 10. yılına merhaba diyen Post gazetesi İsviçre'de muhteşem bir etkinliğe imza attı. Onuncu kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu. İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay ve Fikir Evim Reklam Ajansı Başkanı Necmi Çiçekçi'nin katıldığı etkinliğe İsviçre'de yaşayan çok sayıda iş adamı, sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı. Gazete basma kapasitemiz var. Zürih Alstetten'de bulunan Next One restoranda gerçekleştirilen 10. yıl kutlamasına katılanlar profesyonel bir sunumu yanı sıra birbirleriyle fikir alışverişi yaptılar. İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay yaptığı konuşmada önce İhlas Medya'yı tanıttı ve ardından Türkiye Gazetesi ve Post Gazetesi hakkında davetlileri bilgilendirdi. Bu vesileyle bu yani hem 25. yıl kutlama, 10. yıl kutlama sebebiyle bir araya gelmiş değiliz ama bu da bir vesile oldu. Ama asıl bugünkü bir araya gelmemiz amacı 50 yıl göçü kısa bir değerlendirecek olursak 50 yıl önce 60'lı yıllarda Avrupa'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya gelen büyüklerimiz, abilerimiz, babalarımız, efendim amcalarımız, o zamanki amaç yegane para kazanmak. Yani gideyim, bir 6 ay kalayım, bir sene kalayım, efendim biraz para biriktireyim. Nedir işte hasretimdeki bir efendim tarlayı mı almak, bir daireyi alayım veyahut da şu traktör parasını biriktireyim. Efendim veyahut da gönlümde ya şu düğün parasını bir hazırlayayım da şu kızı hiç olmazsa alsam diye gönlünde olan herkesin bir hedefi vardır. Fikir Evim Reklam Ajansı Başkanı Necmi Çiçek, sunumunda bütün dünyanın kriz kelimesi içerisine fırsatı, krizi, başarı ve başarısızlığı ve her şeyi sığdırdığını söyledi. Şimdi bu toplantıya çağırırken de okunuyor herhalde değil mi? Levent Bey bizi davet ederken dedi ki krizi fırsata çevirmek diye bir başlık atsak ormaya bunu tartışsak iş adamlarımız da buradan bir şeyler alarak eve gitseler pazartesi günü dükkanlarını açtıklarında da ya biz harbiden iyi işler yapıyoruz filan deseler dedi. Sonra biz dedik ki bence, evet haklısın ama biz zaten bildiğimizi okumaya meraklıyız. Biz yine bu seminerin adına marka diyelim. Bir reklamcı ne konuşur? Bir reklamcı hikaye anlatamaz. Bir reklamcı hayat öyküsünü anlatsa sıkıcı olur. Zaten evet konuşmayı seven adamlarız. Allayı pullamayı severiz. Bazen pireyi deve yaparız. Bazen abartırız, bazen zekice işler yaparız, bazen güldürürüz. Fakat netice itibariyle yaptığımız her şeyin bir gerekçesi var. O gerekçeye de biz kendi jargonumuzda, kendi dilimizde marka adını veriyoruz. Yine bu hazırlık süreçleri devam ederken bir dostumuzla iki kelimenin belini kıralım dedik. Ne işle uğraşıyorsunuz dedi. Başka bir iş yapamadığımız için reklamcılık yapıyoruz dedi. Şimdi aslına baktığınızda bütün dünya bu marka kelimesinin içerisine krizi de, fırsatı da, başarıyı da, başarısızlığı da her şeyi bugün sığdırmış durumda. Öyleyse bizler de bugün bir miktar beynimizi açalım, bir miktar o moda deyimle şakraları açık tutalım ve bu sunumdan bir şeyler elde etmeye çalışalım. Çünkü biz biraz önceki dostumla paylaştığım gibi sizlere tekraren söylüyorum burada bilgi bombardımanına falan tutmak istemiyorum. Ama bir reçetem var. O reçeteyi sizlerle paylaşıp ondan sonra da müsaadenizi isteyeceğim. Biz kimiz dedi? Evet biz reklamcılarız. Güzel bir ekibiz. Bugün 45 kişilik bir ekiple İstanbul merkezde hizmet veren ve
hizmet verdiğimiz kuruluşların markalaşma süreçleri sonrasında bugün Allah'a şükür Türkiye'deki ilk 10 ajans arasına girmeyi başarmış ve ürettiğimiz markaların toplam değerinin 750 milyon dolara ulaştığını 2011 sonu itibariyle görünce dedik ki ya hakikaten güzel şeyler yapıyoruz demek. Şimdi sizleri bu renkte etkinliğe götürüyoruz ve yaptığımız röportajları ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, yemekler leziz görünüyor. Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Kenan abiler ta Almanyalardan geldiler. Ne söylemek istersin? Kenan abiye mi bir şeyler söyleyeceksin? Nasıl, sen nasıl buldun Next Shop olaraktan bugünkü toplantıyı? Evet, toplantı gayet güzel, akıcı, seviyeli bir toplantıydı. Şimdi toplantıdan bittik, güzel sohbetlerimiz oldu. Kenan Bey de mutfağımızı ziyaret etti. Ön aşamada herhalde bir iyi bir puan aldık. Şimdi tat kısmına geçeceğiz. Yani 10 üzerinden kaç puan verdi şimdi soracağım ben. Evet bakalım. Tamam. Daha henüz tatmadık yemekleri evet. Ama. Evet puan esnasında isterseniz ben dışarı çıkabilirim Kenan Bey ama. Senin yanında soralım evet, bakalım. Evet tabii her zaman. Dediğim gibi gerçekten hem birlikte işler yapıyoruz hem birlikte güzel arkadaşlığımız dostlarımız var burada. Herkesi burada gördük. Sağ olsunlar. Sohbetimiz oldu. Şimdi yemek kısmında daha detaylı herhalde sohbet etme fırsatımız olacak. Teşekkür ediyoruz. Kenan abi puanlamayı hemen istersen bir Murat Bey'in yanında ama soralım. Tada bakılmadı ama. Tattan sonra yeni. Ama görsellik olarak 10 üzerinden kaç puan verebiliriz? Valla şimdi puana gelmeden önce şunu söylemek lazım. Bugün bir mutlu günümüz. Neden mutluyuz? Bir 50 yıl önce geçen sene 50. yıl, göçün 50. yılını kutladık. 50 yıl önce geldiğimizde böyle bir şey bulmak imkansızdı. Hiç kimse yoktu çünkü. Yani nedir? İşte ya İsviçre'de bir lokantaya girecektiniz, değil mi? Yiyecektiniz. Orada nasıl bir yemekler çıkacak diye tedirgin oluyorduk. Gitmiyorduk. Nedir? Yani bir yerde bir tavuk görsek, efendim pişirilen, kızartılan oraya giderdik, orada yerdik. Ama bugün işte efendim Iğdırlı iş adamımız gelmiş burada lokanta açmış. Efendim Adanalı aşçımız. Efendim Adıyamanlı gene aşçı arkadaşımız burada. Bunlar bütün emeklerini harcamışlar. Leziz leziz yemekler yapmışlar. Buna bakacak olursam ben 10 üzerine 10 veririm. Ama bir tadına bakalım. O puan onun herhalde üzerine çıkabiliriz belki. Bekle çıkarız yani değil mi? Bir de döktürmüşler hakikaten. Yani bak arkada az sonra her şeyi her şeyi yani görüntüleri alın neler yapmışlar. Tabii. Onun için hakikaten buradaki girişimi, buradaki ruhu tebrik etmek lazım. Buradaki düşünceyi tebrik etmek lazım. Yani bu bir cesarettir netice itibariyle. Yani biz Anadolu'daki kendi mutfağımızı buraya getirip hem insanımıza hem de İsviçre'ye sunuyoruz. Bundan dolayı güzel bir başarı. Tebrik ederim hepinizi. Hayırlı başarılar diliyorum. Bugünkü konuklarımıza birbirinden leziz yemek çeşitlerini görüyorum ben burada. Yalnız burada ekran başında bizi izleyecekler de gerçekten çok canları isteyecek ama o zaman en yakın zamanda Next Shop'a gelip stop tabii diyeceğiz değil mi? Bekleriz efendim. Bekleriz diyoruz. Evet. Şöyle bir yemeklerimize bugün bakalım usta. Neler var? Hangi çeşitimizden başlayalım? Burada efendim havuç tarator yaptık. Yanında humus var. Aynı zamanda tarihi çok eski olan Osmanlı'dan bu yana gelen 900-950 yıla bağlı. Yine Türk yemeğinin, Türk mutfağının vazgeçilmez şeyleri zeytinyağlarda olduğu gibi barbunya plaki yani özellikle standarttır. Bunun yanında aynı zamanda çalı fasulye denir. Zeytinyağlı çalı fasulye. Pancar turşu salatamız var efendim. Burada yine Türk mutfağının çok eski olan yemekleri kısır var. Patlıcan soslu denir bazı yörelerde. Bazı yörelerde şakşuka denir. Yine burada efendim çok Türk mutfağının ve böyle restoranların, içkili yerlerin vazgeçilmez şeylerinden zeytinyağlı yaprak sarma, yanında haydari. Bunlar her zaman için standarttır. Burada ara sıcak olarak biz tabii istenirse muska böreği, sigara böreği, pança böreği gibi falan şeyler de verebilir ama biz bugün kıymalı, peynirli börek falan yaptık ara sıcak. Ve bir de yanında ara sıcak görüyoruz. Bunu da yine tavuk şiş ara sıcak olarak vereceğiz. Evet, ana menülerimiz. Ana menülerimiz et mutfağının et çeşidi olarak bonfileden yapma, dana rosto dediğimiz Türkiye'de gene standartta. Şu anda sossuz halinde pişirdik fırında. Marine sos yaptık bir gün önceden.
Sabahleyin fırına attık, 2-2,5 saat kadar pişiyor. Daha sonra soğuduk, sonra kestik. Yanına karnitür olarak beyaz pirinç pilavı pişirdik. O da burada ısıtıcımızdan. Güzel. Yanına karışık zebzeler yaptık. Burada tekrar daha sonra sos vereceğiz üzerine, biraz gravy sosu. Ana yemeğimiz de bu efendim. Bundan sonra da baklava çeşidi tatlılarımız falan var. Evet. Birbirinden leziz yemek çeşitleri ve daha bir sürü Türk yemeklerinin değişilmez tüm yemek çeşitlerini herhalde buraya gelen vatandaşlarımız bulabilecek. Tabii efendim, tüm Osmanlı'da olan bugün eti yemekleri, yani 9-9-50 yıllık yemekleri ne isterlerse burada, yani sadece dönerle değil, her türlüsünü soğuk, sıcak, zeytinyağlı, ara sıcak, normal, güne çıkan özel menü, et haşlaması, kaburgası, her türlü isteği üzerinde menüler, çiğ köftesi işte vesaire, yani Türk mutfağındaki tüm olanakların hepsini Nekşop'ta bulabilirler. Evet. Herkesi ağırlamaktan, burada görmekten mutlu duyarız. Bekleriz. Bu kadar görüntünün üzerine zaten herhalde canı çekmeyen izleyici kalmamıştır. Ekran başındaki izleyiciler, nerede Nekşop? Evet, Altstetten'de, Zürich'te, Altstetten'de, Bahnhof'ta, ana tren istasyonunun karşısında Nekşop'u göreceksiniz zaten. Afiyet olsun.